Herkese mutlu günler. Tarihler 16 Mart 2023 Perşembe'yi gösteriyor ve Kanal 3 Ana Haber Bülteni başlıyor. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, tarihi seçime 59 gün kaldı ve 59 gün kala bir seçim güvenliği toplantısı yapıldı. Afyonkarahisar Valisi Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da katıldığı, 6 ilin valisinin katıldığı güvenlik toplantısı Antalya'da düzenlendi. Antalya'da bir otelde düzenlenen seçim bölge güvenlik toplantısında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlık etti. Toplantıya ise 6 ilin valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve kaymakamlar da katılım gösterdi. Toplantıda Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na jandarma komutanı Albay Yılmaz Kırgel, emniyet müdürü Ali Temiz ve kaymakamlar eşlik etti. Tüm seçimlerin bakanlıklar için önemli, hassas olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, seçimlerin millet iradesinin özgür şekilde ortaya konulmasının en güzel aracı olduğunu aktardı. Bütün seçimler bizim bakanlığımız için önemlidir. Bütün seçimler hassastır. Çünkü bütün seçimler millet iradesinin özgür bir şekilde ortaya konulmasının en güzel aracıdır. Bizim de görevimiz bunu sağlamaktır. Seçim günü emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucularımız, geçici güvenlik korucularımızla toplam 601.251 personelimiz görevleri başında olacaktır. Bunun yanı sıra güvenlik tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla helikopterlerimiz, İHA, İKU'larımız, uçaklarımız, dronlarımız gibi bütün hava unsurlarımız, gemi ve botlarımız, muharebe araçlarımız da göreve hazır olacaklardır. Tabii kritik günlerdeyiz. Tansiyon yüksek. Bununla ilgili herkesin kendine bir ödev çıkarması gerekiyor. Özellikle siyasetçilerimizin ve Afyonkarahisar'da siyaset yapan isimlerin kendilerine bir ödev çıkarması gerekiyor. Bunun bir yarış, bir bayrak yarışı olduğunu unutmadan birbirleriyle verecekleri pozlar, birbirlerine yapacakları davetler ve ziyaretler çok çok önemli olacak ve bu seçimin yumuşak bir ortamda, yumuşak bir havada geçmesini sağlayacak. Vatandaşlarımız da bunun bir seçim olduğunu unutmadan, fanatizme kapılmadan, birbirlerine kötü sözler söylemeden bu seçimi atlatırlarsa hepimiz için gerçekten güzel bir demokrasi örneği olacaktır bu seçim diyelim ve devam edelim efendim. Afyonkarahisar Belediye Meclisi deprem gündemiyle toplandı. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta birçok canımızı kaybettik ve ne kadar acı bir gerçek olduğunu hatırladık. Bugün de Bolu'da yaşanan bir depremde yine çok korktuk çünkü beklenen bir İstanbul depremi var. Afyonkarahisar'da da böyle bir depremin beklendiğini biliyoruz ve belediye meclisi üzerine düşeni yapmak için toplandı. Tavsiye kararları aldı, 11 maddelik yol haritası açıkladı. Talep ediyorlar, nehir yatakları değiştiriliyor ve tarım açılıyor. Kahramanmaraş merkezi 11 ili etkileyen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından Afyonkarahisar Belediyesi önemli kararlar aldı. Depremle alakalı. Belediye Meclisi İmar Komisyonu tarafından deprem kenti Afyonkarahisar'da alınacak önlemler ve atılması planlanan adımlar belirlendi. Bu konuda karar alınması için Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada alınan kararların uygulanması için ısrarcı olacaklarını söyledi. Tabii biz büyükşehir olmadığımız için imar yasasını yapma gibi bir yetkimiz yok. Ama meclis olarak bir tavsiye kararı, komisyonun yapmış olduğu çalışmaları tavsiye kararı alma yetkimiz var. Biz tavsiye kararı alacağız ama uygulamada kesinlikle bunu uygulayacağız. Bundan geri dönüşümüz yok. Çünkü yasal olarak hakkımız bilmem neyimiz diye gelecek olanlar olursa da her türlü riski de göğüslemeye hazırız. Çünkü biz insanımızın yaşamını sürdürmesinden yanayız. Yaşamasından yanayız. Yoksa her türlü olumsuzluğa göz yumacak olursak işte 11 ili kapsayan aşağı yukarı 13,5 milyon nüfusun yaşadığı bir bölgede olan depremle biz karşılaşmayacağız diye bir garantimiz yok.
Daha sonra gündem maddesi olan belediye yetki alanı içerisinde yapılacak olan inşaat ve imar uygulamaları ile ilgili alınacak önlemler ve uygulamalar hakkında verilen teklif meclis üyelerine okundu. Toplantıya verilen teklifin görüşülmesi için ara verildi. Aranın ardından Bayındırlık ve İmar Komisyonu Başkanı Fatma Gamze Kılıç komisyon raporunu okudu. Temizliğe yapılacak olan Bodrum artı 4 normal katlı yapılardan taşıyıcı sisteme dahil perde oluşturulmasının, kurulmanın önlenmesi adına ağırlık merkezi ile rejitlik merkezinin çakışması, çakıştırılamaması durumunda ise mümkün mertebe birbirine yakın olmasının sağlanması. 6. madde, Bodrum kat etrafının panel perde yapılarak rejit tanımlanan bir yapı tasarımı oluşturulması ve böylece Bodrum katın olası bir zemin hareketinde zeminle birlikte hareket etmesinin sağlanması ve üst yapı tasarımının statik olarak rahatlatılması. 7. madde, Bodrum katlarda kolon sıfırından oluşturulan bant pencerelerin kolon sıfırından yapılmaması. 8. Çiroz imalatlarında sıkıntılar yaşanması sebebiyle olası bir deprem yükü altında kolonlardaki filiz donatılarının açılmasının engellenmesi amacıyla kolonlarda çiroz uygulamasından ziyade mümkün mertebe çift etre uygulamasının zorunlu tutulması. Kılıç'ın açıklamalarının son maddesi ise zemin sıvılaşması ile ilgili oldu. Gözler Uydu Kent bölgesine çevrildi. Zemin artı 4 kat, zemin artı 3 normal kat ya da zemin artı 3 normal kat ve asma kat olarak yapılan binalarda bir bodrum kat yapılmasının sağlanması, yer altı su seviyesinin yüksek olduğu alüvyonlu zeminlerde uygulanacak bodrum, zemin, asma artı 3 normal kat ya da bodrum, zemin, 3 normal kat ve üzeri binalarda temel altında zeminden kaynaklı sıvılaşma probleminin giderilmesi için parselin konumu ve zeminin fiziksel özelliğine uygun olan zemin iyileştirmesi yöntemlerinden herhangi birinin yapılmasının sağlanmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Kılıç'ın açıklamalarından sonra meclis üyeleri de rapor konusunda konuştu. Aklamalar yaparak tavsiyelerde bulundu. Rezonans girişim diye bahsettim. Zeminin çok kötü olması halinde rezonans girişimi dikkate almak lazım. Düzensiz yapılar depremde en çok zarar gören yapılardır. Kare bir yapının ağırlık merkezi köşegenlerinin kesiştiği noktadır. Bu yapı içerisinde siz farklı farklı bölümler oluşturduğunuz zaman bu kare yapının bile ağırlık merkezi farklı noktalara kayabilir. Bunları önlememiz gerekir. Biz yapılan çalışmayı gönülden destekliyoruz. Onda bir problemimiz yok. Hatta sizin konuyu baştan da söylediğiniz gibi bu depremdeki büyük hasarın nedenini bir tek şeye bağlamak mümkün değil yani. Evet. Zemindir, projedir, tasarımdır, yapı denetimidir, uygulamadır, malzemedir. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek son olarak yaptığı açıklamada küçük sanayi sitesi konut alanı olarak açıldığında hissedarların taleplerini karşılamak için 10 kata izin vereceklerini dile getirdi. Zeybek bunun için şartını da ortaya koydu. Birinci sanayinin olduğu yerde şayet şehir dışına taşınması söz konusu olduğunda, çünkü orada hissedarlar, mal sahipleri vefat ettiğinde hissedarlar bir hayli çoğaldığı için oraya 10 kat diye verdik. Ama kesinlikle ve kesinlikle ruhsatta deprem izolatörü mecbur tutacağız orada. Biz tedbir alacağız, takdirde artık Cenab-ı Hakk'ın. Afyonkarahisar'ın sosyo-kültürel hayatına katkı sağlayacak, gençlerin ve halkın göz bebeği olacak Millet Kütüphanesi'nin inşa çalışmaları hızla sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Başkan Yardımcıları Murat Öner Benol Kaplan'la ilgili birim müdürleriyle birlikte inşa çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Mehmet Zeybek'in yatırım atağı sürerken pek çok projede hizmete açılmak için gün sayıyor. Tamamlandığında özellikle öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak Millet Kütüphanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zeybek, ekiplerden bilgi aldı. İnceleme ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek şöyle konuştu. Yapılan çalışmaları yerinde görelim istedik. Şu anda inşaat kabası bitmiş, duvar örümlerine başlanmış. Bodrum katlardan itibaren de sıva işçiliği başlamış. Aşağı yukarı %40-45 seviyelerinde devam ediyor. Bu gidişle inşallah yaz aylarında
burasını hizmete alacağız. Yani Afyon'umuza gerçekten çevredeki tarihi dokulara uygun Selçuklu mimari tarzında eseri Afyon'a kazandırmış olacağız. Afyonkarahisar'ın en büyük kütüphanesi kimliğini taşıyacak olan ve 24 saat boyunca açık kalması planlanan mekanda çok sayıda çalışma alanı yer alacakken binlerce kitaba da rahatlıkla ulaşılabilecek. Kullanılabilir çatı alanı ile birlikte 2 bodrum kat, zemin kat, çatı kat ve normal katlardan oluşan, toplamda 6 katlı olarak tasarlanan Millet Kütüphanesi'nin inşa seviyesi %45 oranına geldi. İçerisinde 630 metrekare ortak çalışma alanı, 60 metrekare sergi alanı, 860 metrekare Afyon İhtisas Kitaplığı, 110 metrekare atölye, 525 metrekare kitap kafe, 260 metrekare çok amaçlı salon ve 185 metrekare çocuk kütüphanesi bulunan yatırım, toplam 4580 metrekarelik alana sahip. Bodrum katında çok amaçlı salonlar ve çalışma odaları, zemin katında çocuklar için oyun ve etkinlik alanları, birinci katında kütüphane, ikinci katında kütüphane, teras katındaysa kafeterya ve dinlenme alanı olacak. Çok amaçlı ve işlevsel şekilde dizayn edilerek hizmete alınacak kütüphane 24 saat açık kalacak. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal mecliste konuştu. Milletvekili Köksal, deprem bölgesindeki vatandaşların çadırlarda kalmasını meclise taşıyarak hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye tek yürek kampanyasıyla toplanan 115 milyar liralık yardımı Sayıştay denetimine tabi tutmamak için afet fonuna aktarmayıp denetim dışı bırakanlara ne desek boş. Vallahi şeytana bile pabucunu ters giydirirsiniz. Kızılay'a ait Avrupa'nın en büyük çadır fabrikalarından biri olan Ankara'daki üretim tesisini AKP'li bir iş insanına kiraladınız. O da bu fabrikada üretilen çadırları Kızılay'a satıyor. Kızılay da bu çadırları başkalarına satıyor. Düzene bak, düzene. Saraya tanesi 70 bin avrodan atlar alıp vatandaşlardan depremzedeler için peynir, zeytin, çay, terlik istiyorsunuz. Allah muhafaza, seçimi bir kez daha kazanırsanız Timurun filleri misali bu atları da millete besletirsiniz siz. Ha bir de depremzedelere kahvaltılık yollayın deyip de günde 10 bin kişiye yemek çıkaran Saadet Partisi'nin aşevini kapatmayı neyle izah ediyorsunuz? Milletin yiyeceği bir tas çorba, iki kaşık sıcak yemeği de mi çok gördünüz? Ama doğru ya, Suriyeliler için hak gördüğünüz şeyleri bu ülkenin vatandaşları için çok görüyorsunuz siz. 2022 yılında Temmuz ayıydı sanırım, Erdoğan çıktı Suriye'nin kuzeyinde 250 bin biriket ev yapmayı planladıklarını, insanların ilkel çadırlarda yaşamasının ne insani ne de İslami olmadığını söyledi. Şimdi Suriyelilerin çadırda yaşamasını insani ve İslami bulmayan Erdoğan, depremzede vatandaşlarımızın yağmurda, çamurda, soğukta, selde, çadırda yaşamaktan memnun olduklarını söylüyor. Hatta bazı depremzedelere bu çadırları bile çok görüyor. Yine Suriyelilere 150 milyar lira harcayıp ev yapıyorsunuz, depremzede vatandaşlardan ev için para istiyorsunuz, onlara ev satıyorsunuz. Suriyelilere 40 milyar harcayıp gerekirse 40 milyar daha harcarız diyorsunuz, depremzede vatandaşlarımız için çay, şeker, peynir, zeytin, terlik bulamıyorsunuz. Milletvekili aday adaylıkları duyurusunda AK Parti'nin hızlı bir çıkışı oldu ve bu aday adaylıkları bugün de başvuru almaya devam etti. Makbule Dal, AK Parti'de aday adaylığını açıklayan isimlerden birisi oldu. Yeni bir isim daha AK Parti'den aday adaylığını açıkladı. Makbule Dal milletvekili aday adaylığını AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmayla duyurdu. Afyon Karahisar'ımızın ve aziz milletimizin bekası için biz de bu göreve talip olduk. İşimiz hizmet, gücümüz millet Allah'ın izniyle. Bu yapmış olduğum görevden ayrılmak bir veda değil. Aynı çizgiyle
AK Parti çatısı altında bu bir başlangıç, bu bir bismillah'tır. Çıktığım bu yol benim için yeni bir başlangıçtır. Türkiye yüzyılı için vereceğim büyük mücadelede desteklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya, milletvekili aday adaylığı başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Normalde aday adaylığı başvurumuz yarın akşam saat 9'da bitecekti. Ancak MYK kararıyla başvurularımız 22 Mart 2023 çarşamba saat 17.00'a kadar uzatılmıştır. Bu minvalde de teşkilat temayülü de ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu konuda da sizleri bilgilendirmiş olayım. Yine AK Parti'deki adaylık başvurularıyla devam ediyoruz. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Sema İkaya, belediye meclis üyelerinden helallik isteyerek görevinden istifa etti. AK Parti'den aday adayı olacağını açıkladı. Evet. 14 Mayıs'ta kurulacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için süreç devam ediyor. Hareketlilik yaşanan AK Parti'de aday adaylığı başvurusu için bir istifa daha geldi. Bu kez istifa eden isim belediye meclis üyesi Sema İkaya oldu. Daha önce Amik Gölü'ymüş. 4. Kaya, istifa duyurusunu olağanüstü toplanan belediye meclisinde yaptı. Meclis arkadaşlarımız, sayın müdürleriniz, yaklaşık 4 yıldır beraber çalışıyoruz. Önümüzdeki milletvekili seçimlerinde bir niyetimiz var, aday adayı olmayı düşünüyoruz. Yarın itibariyle de istifa edeceğiz. Bilmeyerek kırdım ise bir arkadaşımı, ben şimdiden özür diliyorum, haklarınızı helal ediniz. Eğer benim bir hakkım varsa helal olsun. Başkan Mehmet Zeybek ve meclis üyeleri Sema İkaya'ya hayırlı olsun dileklerini ifade etti. Sadece Makbule Dal ve Sema İkaya değil, AK Parti'de başka isimler de yine milletvekilliğine aday adaylığını açıkladılar. AK Parti İl Teşkilatı yoğun bir gün geçirdi. Bakalım başka hangi isimler adaylıklarını duyurdular? AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili aday adaylığı açıklamaları tüm hızıyla sürüyor. Tüm gün duyurular geldi. İl başkanlığında önce işlemlerini tamamlayan milletvekili aday adayları daha sonra kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Biz samimiyetle çalışacağız. Vatandaşımıza layık hizmet edeceğiz. Allah'ın izniyle istikbalimiz ve istikametimiz inşallah aydınlık olacaktır. Öyle bir şey ki bu hayat, acılar da bizim için, sevinçler de bizim için. Önemli olan mücadele azmini, yaşama sevincini bırakmadan o birliktelik ruhuyla hareket edebilmek, umut edebilmek, yarınlarımızı ihya ve inşa etmede bir ve birlikte olabilmek. Biz bir kız kardeşiniz olarak kendimize insanların içinde insanlardan bir insan ol şiarını edindik. Aranan, ulaşılan biri, yani sizden biri. Sizin büyüdüğünüz gibi büyüdük, sizin yetiştiğiniz gibi yetiştik biz de. Hasılı sizlerin eli, sizlerin kolu olmaya aday olduk. Kardeşlerim, bizim kadim şehrimiz Afyonkarahisar'ımıza, memleketimize karşı bir sorumluluğumuz var. İstikrarın ve kalkınmanın devamı için aday olduk. Türkiye Yüzyıl Destanı'nı yazmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen bu kutluda beraber olmak için biz adaylarımızı burada açılmak için buradayız. Allah'ın 20 yıldan fazladır ülkemize gösterdiği hizmetlerden AK Parti hükümetine de teşekkür ediyorum. Ben de bir AK Parti üyesi olarak da Cumhurbaşkanımızın 2023 yılındaki hedefinde yer almak için buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben sanayide yetişen bir kardeşinin, evladının, çoğunun da dostum burada hizmette sınır olmadan inşallah bu kutlu dağda beraber hareket etmeyi düşünüyorum. Bizden beraber çalışacak tüm adaylara da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Büyük Türkiye inşasındaki Türkiye Yüzyılı diye adlandırdığı önemli bir adımın, önemli bir
sürecin neticeleneceği bir seçim olduğu için adayız. Her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar olarak bütün il ve ilçelerimizle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden Büyük Türkiye'nin inşasında hep beraber destek olacağız. Hepimiz inşallah çalışıp gayret edip bütün milletvekilliklerini almak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük bir oy farkıyla yeniden seçilmesine destek olacağız. Onun için adayız. İşte yeniden aday olmaktaki amacımız sadece Afyonkarahisar'a hizmet değil, aynı zamanda Türkiye'ye de, ülkemize de ve bizlerden destek bekleyen bütün mazlum milletlere hizmet edebilmek için adayız. Biz hep sizlerle, teşkilatlarla ve sizlerle et tırnak gibi olduk. İnşallah bunu süreç içerisinde de yaşayacağız ve göreceğiz. Şimdi bizim bu önümüzdeki süreçte milletvekili aday adaylığımız ve adaylığımız sürecinde ben milletvekili aday da oldum. Adaylığım süresince başkanlarım, teşkilatlar bilir çok acımasız bir şekilde çalıştım. Yine çalışacağım. Namusum ve şerefim üzerine hep söz verdim. Aday olsam da çalışacağım dedim. Aday olmasam da çalışacağım. Hepsinde çalıştım. Biz yenilmedik. Hep kazandık ve kazanacağız. Gün bugün birlik günü, gün beraberlik günü, gün hepimizin el ele kol kola verip aynı şekilde 14 Mayıs'ta destan yazacağız. AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya da başvurularla ilgili sayısal verileri açıkladı. Şu anda 17 tane aday adayımız başvurusunu tamamladı, teslim aldı ve bildiğiniz üzere online başvuruları alıyoruz. Bunun yanında da 15 tane ön başvuruyu yapmış olan sistem üzerinden aday adayımız var. Yani şu anda sayımız toplam 32. İnşallah ilerleyen günlerde de randevularını alan, basın açıklaması yapacak olan, başvurusunu yapacak olan birçok aday adayımız var. Gördüğünüz üzere AK Parti olarak en güçlü partiyiz ve bunu seçimde de göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. AK Parti'yi de mecliste yeterli çoğunluğu sağlayacağız inşallah. Gün boyu devam eden başvurularda AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday adaylığını açıklayan diğer isimler ise şunlar: Berat Koç, Sezgin Parsak, Dilek Hanım Çengel, Ferda Ertürk, Adnan Öztaş ve Sadi Çelebi. Milletvekilliği aday adaylığı heyecanı yaşanan bir parti daha, Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, aday adaylığı başvurularının 21 Mart Salı saat 17'ye kadar devam edeceğini söyledi. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başladı. Onları da kucaklayarak biz bir büyük aileyiz. Biz Türk milletiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan, başvuruların 21 Mart Salı günü saat 17'de sona ereceğini ifade etti. Aday adaylarının belirlenen bu tarihler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat etmeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Kocacan, kayıt işlemlerini hızlandırmak isteyen aday adaylarımız ön kayıt işlemlerini internet sitesinden online olarak yapabilirler. Değerli aday adaylarımızdan %40 ve üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacaktır. Başvuru aidatı olarak 3000 TL Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şubesi'nde bulunan hesaba yatırılacaktır açıklamasında bulundu. Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde HDP ile buluşmasına sert sözlerle cevap verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde bir araya gelecek. (Gülüyor)
Buluşma tarihinin 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde olmasını Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı sert sözlerle eleştirdi. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlanıldığı ve tüm şehitlerimizin anıldığı bir tarih. Bu hafta olarak biz bu şehitlerimizi anıyoruz ve kutlamalar yapıyoruz. Ve bu kadar yoğunluk içerisindeyken şehit ailemize gazilerimizin duygularının en yüksek noktaya çıktığı bir zaman diliminde, o günde CHP'nin bölücü terör örgütünün sözcüsü, finansörü ve silahlı kanadına eleman sağlayan, terör örgütüne yandaşlık yapan, bize göre siyasi parti değil ama HDP ile görüşme kararını önce inanamadık, sonra gerçek olduğunu öğrenince dolayısıyla doğal olarak da tepki gösterdik. Bize göre HDP eşittir PKK. Biz Seyit Haderi Gazi olarak hep şunu söylüyoruz. Terörün yanında kim yanlışlık yapıyorsa bizim gözümüzde haindir. Onlarla görüşenler de haindir. Dernek olarak hiçbir siyasi parti taraftarı olmadıklarını dile getiren Kumartaşlı, sorular sorarak artık CHP'ye kapılarımızı kapattık dedi. Dernek olarak hiçbir siyasi partinin taraftarı değiliz. Yalnız bu tarih, 18 Mart tarihi özellikle mi seçildi? Bizimle dalga mı geçiliyor? Yoksa üzgün olan şehit ailelerimizin üzüntüsüne biraz daha üzüntü katabilmek amacıyla mı bu tarih seçildi? Biz de bunu yetkililerden istiyoruz ve bu görüşme 18 Mart Cumartesi günü saat 13'te yapılır ise biz de bu süreç içerisinde CHP'nin tüm milletvekili aday adaylarına ve yetkililerine kapımızı kapatıyoruz. Kabul etmeyeceğimizi de buradan söylüyoruz. Kırgınız, üzgünüz, sinirliyiz, tepkiliyiz. Bu yanlıştan dönülsün. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde şehit aileleri, gazilerin duygularıyla hiçbir kimse oynayamaz. Bu çok büyük bir bize hakarettir. Şehit Murat Saraç'ın babası da vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda şehitlerimizin kanında elleri olan partiyle 18 Mart'ta görüşmekte nedir sorusunu yönelterek konuyla ilgili üzüntülerini ifade etti. CHP'nin böyle bir olaya imza atması gibi bir durum söz konusu şu anda. 18 tarihi özellikle mi seçildi, niye seçildi, neden seçildi? Biz bunun merakındayız. Eğer bu şekilde bir, zaten bizim kırmızı çizgimiz bir PKK terör örgütü var. Bunu hiçbir zaman kabullenmiyoruz ve bununla temsilcisi olan meclisimizdeki bir partinin bu şekilde bir CHP'nin bununla görüşmesine zaten oldukça karşıyız. Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten güçlü nesiller yetiştirmek için Afyonkarahisar'da hayata geçirilen Kendin Yap projeleri bu sefer de depremzede çocuklar için seferber oldu. Kendin Yap Atölyesi'nin mobil atölyesi bugün Erenler İlkokulu'nda. Burada bugün depremden etkilenerek Afyonkarahisar'a gelen küçük çocuklara etkinlikler yapılıyor. Minik bilim insanlarını bulmayı amaçlayan Kendin Yap Atölyesi, depremden etkilenerek Afyonkarahisar'a gelen öğrenciler için etkinliklerine mobil atölye aracılığıyla devam ediyor. 7-14 yaş arası çocuklara bilimi sevdirerek öğreten Kendin Yap Atölyesi'nin mobil atölyesi, Afyonkarahisar'daki tüm okulları dolaşarak depremzede çocukların yüzünü gülümsetmeyi amaçlıyor. Konuyla ilgili Afyon İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise açıklamalarda bulunarak yapılan etkinliklerin öneminden bahsetti. Çocukların yüzünü güldürebiliyorsak Afyon'da, malumunuz şu anda Kendin Yap Deney Atölyesi'ndeki aracımız seyyar bir araç. İhtiyaç duyulan Afyon'da her ilçemize, her okulumuza ulaştırabildiğimiz bir araç. Kendin Yap Atölyesi'nde çocuklar gördüğünüz gibi bütün el becerileri, robotik kodlamasını, ahşap işlemleri, akıl zeka oyunları hepsi var. Burada amacımız şu anda olduğu gibi deprem bölgesine gelen çocuklarımızı için yine mutlu kervanında yola devam ettiriyoruz. İşte kervandaki bir aracımız da bu. Çocuklarımızı mutlu etmek için bugün bu okulumuzdayız. Şu an ana sınıflarımız burada gördüğünüz gibi. Depremzede çocuklar ise Kendin Yap Atölyesi'nde farklı etkinlikler yapmanın heyecanını yaşadı. Robot yapacağım, oyun oynayacağım. Uzun robotu seviyorum.
Yapmak ister misin onu? Evet. Bakalım. Evet. Aynen öyle bak. Burada arkadaşınız. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde açılan kursla ağırlığı Roman vatandaşlardan oluşan kursiyerler hasırdan sepet geleneğini sürdürüyor. Tabii, 20 kursiyerin bulunduğu atölyede üretilen sepetler büyük ilgi görüyor. Afyonkarahisar'ın Dinar Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen sosyal danışma merkezleri projesiyle ilçede Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanat ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyetlere devam ediliyor. Proje çerçevesinde Roman vatandaşlar hasırda sepet üretimi gerçekleştirerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yaklaşık 20 kursiyerin bulunduğu atölyede üretilen sepetler genellikle online olarak satılıyor. Üretimle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Kemal Duru, projenin çok teknik bir şekilde hayata geçirildiğini ifade etti. Koordinatör ve eğitimcilerimizi sınavlarla seçtik, arkadaşlarımızı. Ve onlarla birlikte vatandaşlarımıza temel eğitimden, sosyal kültürel kurslara kadar yine ekonomik özgürlüklerini kazanabilecekleri kurslara kadar hizmetler vermeye çalışıyoruz. Projemizi 2 ay önce başladık. İlk ay içerisinde eğitim faaliyetlerine, temel eğitim faaliyetlerine, okuma yazma gibi önem verdik. Burada Dinarımızda yaşayan Roma vatandaşlarımız var. Bu kurslarımızdan Roma vatandaşlarımız yararlanıyor. Daha sonra da yaklaşık bir aydır ekonomik özgürlüklerini kazanabilsin diye sepet kursumuza başladık. Ustayı da kendi içlerinden seçtik. O yüzden daha yakın bir irtibat kuruyorlar. Kursiyerlerse kaymakamlığa kendilerine sağladıkları bu imkanlardan dolayı teşekkür etti. Sağ olsun kaymakam beyiniz. İrfan beyiniz. Bizlerin bu hakkı tanıdı. Bizlerimizden geldiği kadar bu işler yapılıyor. Şimdi de hep birlikte bölge illerimizde yaşanan asayiş olaylarına bakalım. Sokak ortasında silahlı çatışma anı kameralara yansıdı görüntüler Konya'da. Ayakkabıcılık yapan OY'nin iş yerine Melihe ile Mert'i henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş açarak kaçtı. Bu sırada iş yerinde bulunan OY ve arkadaşları silahla karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen Mustafa E başından, yabancı uyruklu bir kişi ise bacağından yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen Melihe, OY ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa E ile yabancı uyruklu bir kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Olaydan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibinden silah zoruyla para ve araç gasp eden iki şüpheli tutuklandı. Olayın adresi Konya. Bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para ve araç gasp eden iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bizim canımızı yakıyor. Ona maskeli değil mi? Misafir geldi zannettim. Hayır. Apartmanlara giren kadın hırsızlar bu sefer kaçamadı. Eskişehir'de bulunan birçok apartmana girip daire kapılarını kontrol eden hırsız kadınlar, vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Apartman sakinleri tarafından yakalanan ve bina önündeki parkta adeta çembere alınan hırsızlık şüphelisi kadınlar polis ekiplerine teslim edildi. Konya'da 15 gündür kendinden haber alınamayan emekli polis memur evinde ölü olarak bulundu. Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz'dan haber alamayan oğlu, babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren oğlu babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'nın Kulu ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kulu'dan seyir halinde olan MÖ idaresindeki tırla K'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada tır otomobili yaklaşık 25 metre sürükleyerek yol kenarına iterken otomobilde bulunan sürücüyle kardeşi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaraları ambulansa kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi dağılan ailelerin çocuklar üzerinde nasıl bir travma yarattığına dair bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Isparta'da babalarıyla yaşarken mahkeme kararıyla annelerine teslim edilmek üzere ekipler tarafından alınan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Baba ise çocuklarının annelerinden şiddet gördüğünü iddia ederek kendisine geri verilmesini istedi. Mahkeme çocukların anneye teslim edilmesine karar verdi. Gitmek istemeyen çocuklar gözyaşı döktü. Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sarı İdris kasabasında oturan Barış Şimşek, 2014 yılında aynı kasabada evlilik yaptı. Bu evlilikten 9 yaşında Hasan ve 4 yaşında Aslı isimli iki çocukları olan çift, 2019 yılında anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verdi. Anne ikinci evliliğini yaparak Hatay'a yerleşti. Ancak çocuklar annelerinin yanında şiddet gördüklerini iddia ederek babalarını aradılar. Ağlamalarına dayanamayan baba, çocuklarını annelerinin yanından alarak Sarı İdris'e getirdi. Ardından çocukları için velayet davası açan baba davayı kaybetti. Mahkeme çocukların anneye teslim edilmesine karar verdi. Yaklaşık 2 yıldır babalarının yanında olan çocuklar, jandarma ve haciz memurları tarafından babanın evinden alınarak anneye teslim edildi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, anneleriyle gitmek istemeyen çocukların feryatları yürekleri dağladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Barış Şimşek, hayatın en zor ayrılığını yaşadığını ifade etti. Çocuklar annesini hiç istemiyor. Ben de çocuklarımı aldım. Çocuklar şiddet görüyoruz dedi orada. O yüzden ben de çocuklarımı yanıma aldım. Çocuklara çok iyi bakıyordum. Çocuklar geldiler polis zoruyla. Ondan sosyal soruyla geldiler, çocuklarımı benden aldılar, ağlayarak götürdüler çocuklarımı. Ben çocuklarımı geri istiyorum, adalet istiyorum. Nerede benim çocuklarım? Aldılar, gittiler. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Malatya'dan Isparta'ya gelen depremzede üçüz kardeşler İkra, Erva ve Meyra depremin izlerini Isparta'da eğitim gördükleri yeni okullarında silmeye çalışıyor. Depremin izlerini yeni okullarında yeni arkadaşlarıyla silmeye çalışıyorlar. Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlere Malatya'da yakalanan Hilal ve İhsan Coşkun çiftinin üçüz kızları 7 yaşındaki İkra Nur, Erva Nur ve Meyra Nur eğitimlerine aileleriyle birlikte geldikleri Isparta'da devam ediyor. Isparta Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda 1. sınıf eğitimine başlayan üçüz kardeşler, yeni okullarına ve arkadaşlarına adapte olup depremi unutmaya çalışıyor. Üçüz kızlarının okullarına adapte olması konusunda çok fazla ilgi gördüklerini söyleyen anne Hilal Coşkun şöyle konuştu. Depremden sonra bir 10 gün kadar Malatya'da kaldık. Sonra çocuklar çok etkilendiğini görünce Isparta'ya geldik. KYK yurdunda kalıyoruz. Çocuklarımız okula başladılar. Tabii alışma dönemindeler. 1. sınıfa başladı üçüzlerimiz
Yarım dönem Malatya'da gittikten sonra deprem sonu işte adapte olamadılar çok fazla ama sağ olsun okulumuz çok ilgileniyor. Bir tanesi biraz sıkıntılı, diğer ikisi seviyorlar, gelip gidiyorlar devamlı 300'lerden. Oğlumuz 4. sınıfta zaten. Durumları şu an için iyi. Ama işte depremi hala atamadılar üstünden. İlerlemeye çalışıyoruz. Burayı seviyorlar. Gitmek istemiyorlardı aslında ama arkadaşlarını özledi. Arkadaşlarımızı özledik. Arkadaşlarımızla aynı ortamda olmak istiyoruz diyorlar. Isparta'da bulundukları süre içerisinde Malatya'ya dönmeyi düşündüklerini belirten baba İhsan Coşkunsa şunları aktardı. Oradan çıktığımız zaman sanki bir ne bileyim yani orayı boş bırakmış gibi hissediyorduk kendimizi. Böyle bir eksiklik hissediyorduk. O süre zarfında sürekli işte gündüzleri Kızılay'a, Afal'a, kaymakamlığa gidip böyle bir yardım, işte erzak dağıtımı, çadır dağıtımı, bazı şeylere bulunuyorduk. Hiç değilse vicdanen kendimizi rahatlatalım. Bu süreçte onlar yaptıktan sonra tabii akşam eve geliyordum. Çocuklar işte baba deprem oldu, korktuk falan gibicesinden. Sonuçta 15. gün sürekli sallantı olduğu zaman gece yine 2-3 gibi bir sallantı oldu. Dışarı çıktık, baktım yine çocuklar aşırı derecede ağlamaya başladı. Sürekli zaten bu vardı. Bunun üzerine hanıma dedim, hanım dedim ya bir çıkalım. Bir Malatya dışına çıkıp işteyse çocukların. Yani biz kendimiz için de çocuklar için zaten çıktık. Tabii depremle ilgili hep acı haberler vermeyeceğiz. Bu kez de güzel, mutlu bir haber var. Kahramanmaraş merkezi depremlere Gaziantep'te yakalanan Adnan Altuntaş'la Malatya'da yakalanan Fatma Gültekin Burdur'da yerleştikleri yurtta tanışarak evlenme kararı aldı. Çift yurt yetkililerinin düzenlediği organizasyonda evliliğe ilk adımlarını attılar. Farklı illerde depreme yakalandılar. Kaldıkları yurtta tanışıp evlenme kararı aldılar. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ile etkileyen iki büyük depremin ardından depremzedelerden bir kısmı çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi. Kaldıkları yurtlarda acılarını unutmaya çalışan depremzedelerden bu sefer mutlu bir haber geldi. Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Asım'ın nesli erkek öğrenci yurdunda kalan Adnan Altuntaş'la Fatma Gültekin, yurt yetkililerinin yaptığı organizasyonla evliliğe ilk adımlarını attı. Buna verecekti. Eline sağlık. 7.7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep'te yakalanan Adnan Altuntaş, depremin ardından Burdur'a gelerek buradaki yurtta kalmaya başladı. Yine aynı depreme Malatya'da yakalanan Fatma Gültekin de aynı yurtta yaşamını sürdürüyor. Burada tanışıp sohbet etmeye başlayan Adnan'la Fatma'nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Parkta oturdukları esnada evlilik teklifi alan Fatma Gültekin, ilk olarak hayır cevabını verse de araya giren yurt yetkililerinin çabasıyla evlilik teklifi kabul etti. Yurt yetkilileri tarafından düzenlenen organizasyonla da kız isteme merasimi düzenlendi. Evet. Adnan Altuntaş'ın tekrar evlenme teklifi ettiği Fatma Gültekin, teklife evet diyerek yüzüğü parmağına taktı. Ardından isteme merasimi düzenlenerek pasta kesildi. Evlilik kararı alan bir diğer çift de Hataylı Fatma ve Ömer Soyak oldu. 4 yıl önce aynı iş yerinde çalışırken tanışıp birbirlerine aşık olan çift, Hatay'da yaşadıkları depremin ardından Burdur'a gelerek Sefaat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmaya başladı. Çift burada evlilik kararı alıp yurt müdürlüğüne başvurdu. Sessiz sedasız evlenen çifti unutmayan yurt yetkilileri, onları da bu organizasyona davet ederek mutluluklarını törenle taşlandırdı. Düzenlenen törende iki çift ve yurtta kalan depremzedeler davul zurna eşliğinde gönüllerince oynayarak moral buldular. Şimdi Kütahya'nın Gediz ilçesinde ilginç bir protestoyla sizleri buluşturacağız. Bu protestoda minik çocuklar velilerine sesleniyorlar. Bizimle, derslerimizle, dertlerimizle daha çok ilgilenin diyorlar. Ama merak etmeyin, bu Harezmi Eğitim Modeli adıyla bir uygulama. Telefonu uzak, beni yakın tut. Telefonu uzak, beni yakın tut.
Öğrenciler velilerin kendileriyle daha çok ilgilenmeleri için sloganlar attı. Bizim başarımız sizin ilginize bağlı. Bizim başarımız sizin ilginize bağlı. Çocuklarınızı sevin, kendinizi sevdirin. Akademik başarılarının ailelerinin daha fazla ilgisine bağlı olduğunu vurgulayan öğrenciler, velilerin dikkatlerini çekmeyi başardı. Bizim başarımız sizin ilginize bağlı. Çocuklarınızı sevin, kendinizi sevdirin. Gölcük Ortaokulu Müdürü Gökhan Sait Mamak, Harezmi eğitim modeli hakkında bilgi verdi. Bu projede farklı disiplin ve branşların birlikte hareket ederek bir konuyu birçok öğretmenin kendi branşı cihetiyle ele alması ve çeşitli yönlerden değerlendirmesi, aynı derse birden fazla öğretmenin aynı anda girmesiyle öğrencilerle bir konuyu anlatırken birçok boyuttan düşünme yeteneğini kazandırmaları, karar verilen bir hedef ya da konu üzerinde öğrenciler ve hatta ailelerini sene boyunca projeler yaptırarak beraber çalışmalarının sağlanması hedef alınmaktadır. Müdür Mamak yapılan çalışmaları da şöyle anlattı. Öğrenciler ilk olarak Google Form'da oluşturdukları anketi tüm Gölcük halkına uyguladı ve akademik başarıyı artırmada velilerin ilgisini artırmak adına yapılacak çalışmalar proje konusu olarak belirlendi. Haftada bir gün bir ders saatine Harizmi uygulaması ayrıldığı okulda son bir ay boyunca bilişim konusunda Canva programı, İngilizce dersinde bilgisayar programlarında kullanılan İngilizce terimler, Türkçe dersinde doğru ifadelerle slogan oluşturma ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde anne babaların çocuğu üzerinde olduğu gibi çocukların da anne babası üzerindeki hakları, konuları üzerinde çalışmalar yapıldı. Öğrencilerimiz kimi zaman sınıfta çalışmalar yaptı, kimi zaman da kapı kapı dolaşıp anketlerini uyguladılar. Eskişehir'de vatandaşlar ayaktayken tramvay koltuğunda seyahat eden ve sosyal medyada oldukça beğenilen köpeğin videosu yüzlerce paylaşım alırken görüntüleri izleyen vatandaşlar Eskişehir halkının bu konularda çok duyarlı olduğunu belirtiyorlar. Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde SSK otogar yönünde sefer yapan tramvayda koltukta oturan köpeğin yolcular tarafından rahatsız edilmemesi, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği video sosyal medyada beğeni aldı. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen vatandaşlar, Eskişehir halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu belirttiler. Hayvanlarımıza karşı o hareket gerçekten gurur verici, onur verici bir hareketti. İnşallah bütün insanlarımız o şekilde davranır diye düşünüyorum. Su koyuyorum sürekli camın önüne kuşlara hani. Dışarıda köpeklere sürekli kemik, et, işte kalan yemeklerimizi çöpe direkt atmayın. Kemiklerimizin ya da etlerimizin artanların içine kürdan, işte peçete vesaire şeyler koymayın. Çünkü onların boğazına o kürdan gidebilir. Bunu yapmayın, ayrı koyun yemeklerinizi. Ben direkt hani poşetle dışarı koyup hayvanın direkt onu gelip yemeyi, yani hayvan da demiyorum, çocuğumuzun direkt gelip onu yemesini sağlıyorum. Çöplerinizle yemek artıklarınızı birbirine karıştırmayıp direkt sokaktaki hayvanlarımıza bırakırsanız, yanlarına bir plastik kaptan su koyarsanız onlar başka bir şey istemiyor. Onlar sadece bizden yemek istiyor, su istiyor. Sokak hayvanlar olsun, diğer insanların bitkiler olsun. Her alanda duyarlı bir halktır Eskişehir halkı. Biz de taksici olarak zaten araçlarımızla box olmak kaydıyla hayvan sık sık taşıyoruz. Sabahları burada sokak hayvanları var, köpeklerimiz var. Onların yemlerini veriyoruz. Seviyoruz yani sokak hayvanlarını. İnsanları, hayvanları sevmeyen zaten insanları da sevmez felsefesiyle işimizi yapıyoruz. Her şeyden önemli çünkü dostumuz. Başka bir dostumuz yok yani. Evdeki tek dostumuz, çarşı dışarıdaki dostumuz. Bizim için önemli hayvan. Bu kadar. Eskişehir'li vatandaşlarımla gurur duyuyorum yani. Bu tür şeyi yaptıkları için. Tramvayda bir köpek bakın oturuyor sandalyede ve kimse onu rahatsız etmiyor. Tramvay kendi kendine gidiyor ve köpek de orada yatıyor. İnsanlar onu rahatsız etmiyorlar yani. Ezanı güzel okuma yarışmasında birinci olan imamın okuduğu ezan mahalledeki vatandaşların takdirini toplarken cemaat onun namaza daveti bizleri kalpten etkiliyor dedi. Allah-u Ekber.
Eskişehir'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ezanı güzel okuma yarışmasında Eskişehir birincisi olan İmam Nihat Ağır, güzel sesiyle mahalledeki vatandaşların takdirini topluyor. Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Camii'nde imamlık yapan Ağır, ilerleyen günlerde Türkiye çapında ilk üçe girmek istediğini söyledi. Allah 2001 ile 2021 ile 2022'de nasip etti. Eskişehir birincisi olarak Eskişehir'i temsilen bölgelere gittim ben. Bölgede de dördüncü olarak Eskişehir'i temsilen geldim. 2021'de Çankırı'da, 2022'de de Kastamonu'da oldu bu yarışma. Her sene oluyor. Allah nasip ederse bu sene de olursa, bu sene de katılmayı düşünüp hedefimi daha da yükseğe çıkarmak istiyorum. Hedefim Türkiye finaline kalıp Türkiye'de ilk üçe girmek istiyorum inşallah. Şimdi de Denizli'ye uzanalım efendim. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesinde görev yapan belediye personeline fedakar ve cefakar çalışmaları için teşekkür belgesi takdim etti. Bizler için teşekkür olduk. Böyle yaptınız, sende de teşekkür ederim. Çameli Belediye personeli depremzedeleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Çamurlar, yardım buradan çağırır, bir yerden de iyiyiz. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çameli Belediyesi ekipleri de deprem bölgesinde günlerce canla başla mücadele etti. İnşallah bu taraf göstermesin baştan yani yapmamış kültürün gerçeği. Başkan Arslan deprem bölgesinde görev yapan personele teşekkür belgesi takdim etti. Bizler için teşekkür olduk. Böyle yaptınız, sende de teşekkür ederim. Denizli Çameli ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen Ramazan kampanyası çerçevesinde hazırlanan gıda kolileri tırlarla afet bölgesine doğru yola çıktı. Çameli depremzedeleri unutmadı. Deprem bölgesine Ramazan kolisi gönderildi. Depremin ilk anından itibaren depremzedeler için çeşitli yardım çalışmalarını organize eden Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli halkı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle hazırlanan Ramazan gıda kolileri deprem bölgesine gönderildi. Ramazan'da bir kolisi benden kampanyası düzenlenerek vatandaşların hazırladığı Ramazan gıda kolileri Hatay İskenderun'a dualar eşliğinde gönderildi. Belki haddim değil ama Ramazan'da mükellef sofralar kurup o sofralara tanıdıklarımızı, eşimizi, dostumuzu çağırana kadar belki oradaki yemekleri, oradaki gıda ürünlerini deprem bölgesine gönderebiliriz. Böylece zaten o yemeklere ulaşabilecek olanlar yerine orada şu anda bu yemeklere muhtaç olanlar faydalanabilirler. Küçük bir tavsiye bizden naçizane. Bugünlük ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatleri 19'u gösterdiğinde yine Kanal 3 ana haber bülteninde en sıcak gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın. Kanal 3 ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 yaş altı güreş şampiyonasında 127 puan toplayan Greco-Romen güreş milli takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Müzik
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Greco-Romen Güreş Milli Takımı 1 gümüş 5 bronz olmak üzere şampiyonayı 6 madalya ve takım halinde şampiyonlukla tamamladı. Şampiyonada Greco-Romen stilde mindere çıkan 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım Gümüş, 55 kiloda Muhammed Emin Çakır, 60 kiloda Mert İlbars, 72 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek ve 130 kiloda yarışan Hamza Bakır bronz madalyalar kazandılar. Organizasyonda 126 puanla Ukrayna ikinci, 125 puanla Gürcistan'sa üçüncü oldu. Gençler Birliği Spor Kulübü kuruluşunun 100. yılını tesislerde taraftarlarıyla birlikte kutladı. Gençler Birliği Spor Kulübü İlhan Cavcav tesislerinde kuruluşunun 100. yılını kutladı. Düzenlenen programa yoğun bir katılım olurken kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 100. yılına özel hazırlanan belgesel Sinevizyon'la gösterilirken taraftarlar da meşalelerle takımlarına destek oldular. Gençler bizim için bir yaşam tarzı, o bizim her şeyimiz. Buradaki bütün taraftarlarımızla birlikte güzel bir şekilde 100. yıla giriş yaptık. Cumhuriyetimizin yeşil olan Gençler Birliği taraftarlarını da çok seviyorum. Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş kulübün kuruluş hikayesini hatırlatarak şunları söyledi. Ankara Hali'nin yanındaki Karaoğlan Çarşısı'nı kumaş mağazasında sadece kırmızı siyah kumaş bulurlar ve formalar bu kumaşlardan dikilir. Dolayısıyla kırmızı karamız buradan doğmuştur. Afyonkarahisarlı Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise takımın Cumhuriyet'in değerlerine bağlı bir kulüp olduğuna dikkat çekti. Bugün Cumhuriyetimizle yaşıt Gençler Birliği'nin 100. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün o kültürünü yaşamaktan, o birlikteliği yaşamaktan, bir üyesi olduğum kulüpte bulunmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Daha nice yüzyıllarda hep beraber olacağız. Gençler Birliği Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, onun değerlerine yürekten inanmış, her zaman Ankara'ya simge katmış, spor denince akla gelen ilk kulüplerimizden birisidir. Konuşmaların ardından pasta kesildi. Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Band Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğa ulaştı. Finalde İsveçli rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa uzanan A Milli Bilardo takımı sporcuları Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir yurda döndü. Şu an bavula doğru yürüyoruz, bavula almaya. Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Band Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in yer aldığı A Milli Bilardo takımı şampiyonluğa ulaştı. Almanya'dan yurda şampiyon olarak dönen milli sporcular İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Yaşanan depremlerin ardından böylesine zor bir dönemde başarı aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Tayfun Taşdemir şöyle konuştu. Bu zor dönemde böyle bir başarı aldığımız için çok gururluyuz, mutluyuz. Bu anlamda ikinci bir mutluluğumuz tabii üst üste üçüncü kere dünya şampiyonuz. 2003 ve 2004'te yine ustayla beraber şampiyon olmuştuk ama üçüncüsü gelmemişti belli sebeplerden dolayı. Tekrar bu takımın üçüncü defa dünya şampiyonu olması Türkiye Bilardo Federasyonu ve Türkiye açısından bir tarihi rekordur. Buna imza attığımız için gururlu ve mutluyum. Semih Saygıner ise duygularını şu sözlerle paylaştı. Yani bu yaşadığımız korkunç olay neticesinde hepimiz çok sarsıldık. İnsanlar ailelerini, evlerini yitirdiler, yakınlarını kaybettiler.
Her ne kadar bizim ailemizden kimseyi kaybetmemiş olsak da sanki aileden birilerini kaybetmişçesine çok üzüldük. Evden çıkamadık bir hafta. Ama bir şekilde hayat devam ediyor ve bizler de işlerimizi yapmak zorundayız. Biz de işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışanlardanız. Ülkemizi temsil ederek böylesine büyük bir başarıyı ülkemize bu hassas dönemde getirebildiğimiz için gerçekten çok gururlu ve mutluyuz. Umarım insanların yüzünde bir küçük de olsa bir tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize. Yani gerçekten çok mutlu olduk orada. Müthiş bir duygusal an yaşandı. Oyunlar gitti geldi. Yarı finalde de finalde de ama kazanmayı bildik. Yani sporcu ruhu böyle bir şey. İkimiz çok iyi bir ikiliyiz bu arada. Gerçekten yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Yani favori olarak gittik ama bunu baskı unsuru haline getirmeden ülkemizin baskısını sırtımızda hissederek görevimizi tamamlayıp geldik. Kadınlar 1. Ligine yükselmek için Sivas'ta düzenlenen playoff çeyrek finallerine tarihinde ilk kez katılan Altın Ordu Kadın Voleybol Takımı grubunu 4. sırada tamamlayarak tecrübe kazandı. Altın Ordu Kadın Voleybol Takımı kadınlar 2. ligindeki ilk sezonunda grubunda oynadığı 18 maçın 14'ünü kazanarak 43 puanla grubunu 2. sırada tamamlamış ve kadınlar 1. ligine yükselmek için 11 Mart'ta Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayan playoff çeyrek finallerinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sivas'ta 3 maça çıkan İzmir ekibi 3 mağlubiyet alarak grubunu 4. sırada tamamladı ve yarı finallere adını yazdıramadı. Altın Ordu'nun antrenörü Osman Avcılar yaptığı açıklamasında kendileri açısından tecrübe kazandıklarını söyledi. Özellikle İmamoğlu ve İş Voleybol yıllardır bu ligde tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım kurgusuna sahip. Birincilikte, ikincilikte yıllardır yani bu platformda çok defa boy göstermiş sporcular var bünyelerinde. İkisiyle de hani mücadele ettik. Hani saha içerisinde yapmamız gereken ne varsa yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ben izleyenlere keyifli bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum iki maç için. TFF biraz daha bize yakın bir organizasyon. Biz de altyapı bazlı yetiştirecek mentalitesiyle yola çıkan bir kurumuz. Bu mantıkta hani oradan da göründüğü üzere 3-2 mağlup olduk ne yazık ki. Ama Altın Ordu Voleybol olarak ilk defa bu platformda boy gösteriyoruz ve takımımızın hani neredeyse tamamı daha önce hiç bu platforma gelmedi. Bu anlamda bizim için çok büyük tecrübe oldu. Tecrübesizliğimizin de belli noktalarda azizliğini yaşadık diyebilirim. Her anlamda Altın Ordu Voleybol için, tüm ekip için, yönetim için, sporcular için çok verimli bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Takım kaptanı Ezgi Kara ise voleybol severlere güzel maçlar izlettirdiklerini vurguladı. Öncelikle sezon boyunca çok emek verdik. Hedefimiz tabii ki playoff'ları görmekti. İlk senemizde playoff'ları görmekti. Bunu çok güzel bir şekilde başardık ve buraya geldik. Buradaki rakiplerimiz de tabii ki çok zorlanacağımızı biliyorduk. Bunun için çalıştık. Burada da gereken mücadeleyi verdik. Olmadı ama güzel bir voleybol izlettiğimizi düşünüyorum seyircilere. Spordaki gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam ana haber bülteninden hemen sonra tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar.